Бисмиллахиррахманиррахим. Мои родители родом, отец родился здесь, на территории Республики Молдова, мама родилась в Украине. Бисмиллахиррахманиррахим. Затем benim babam burada, Moldova'da. Annem ise Ukrayna'nın Harkov vilayetinde bir asker ailesinde doğmuş. Времена Советского Союза. Каждый раз военные меняли свою дислокацию, местоположение. Таким образом, komünist Sovyet döneminde asker aileleri sık sık bulundukları mekanı değiştiriyordu. Дедушка мой в составе пограничных войск сюда. Böylece annemler Moldova'ya yerleşmişler. Burada da babamla tanışmışlar. Так сказать, они повстречались мама с папой. Mama, annem üniversitede eğitim bölümünde tahsil yapmış. Babamsa spor yüksek okulunu bitirmiş olsa da kaynakçı olarak çalışıyor. Yani biz sıradan fakat eğitimli bir Sovyet ailesiydik. Bütün Sovyet ailelerinde olduğu gibi ailem de o yılları hasretle anıyor. Rejimin sunduklarından kıvançla bahsediyor. Ancak üzerinden uzun zaman geçtikten sonra dönüp geriye baktığımız zaman o yılların insanda yalnızca büyük hasarlar oluşturduğunu görüyoruz. Ailem 4 kişiden oluşuyor. Benden 6 yaş büyük bir ablam var. Kendisi mühendis. Uzun zamandır Kıbrıs'ta yaşıyor. Sovyetler dağıldıktan sonra ona bağlı 15 Cumhuriyet bağımsızlığına kavuştu. Ancak bazı cumhuriyetler bu yıkımı o kadar da kolay atlatamadılar. Kolay değil. 70 sene komünizmle yönetilmişler. Birdenbire bağımsız olmak biraz zor oldu. Mesela enerji yatakları olmayan cumhuriyetlerde bu süreç çok daha zordu. Bağımsızlıklarının ilk yıllarında çok ciddi ekonomik ve sosyal sorunlar yaşadılar. Bu tür zorluklarla karşılaşan cumhuriyetlerden biri de Moldova'ydı. Аграрный сектор очень потерпел серьезные убытки. Bağımsızlığının ilk yıllarında ülkede çok ciddi işsizlik sorunları mevcuttu. Настроено на единство государственности. Сейчас это okuldan yeni mezun olanlar iş bulamıyordu. Проблема была с трудоустройством, молодые специалисты не были нужны. Она приняла решение, как бы покинула. O yıllarda ablam da bu tür problemlerden dolayı yaklaşık 20 yıl önce ülkeyi terk etti. На сегодняшний день это было более 20 лет назад. Ailem Sovyetler Birliği'nde sıradan bir memur ailesi konumundaydı. Annem 35 yıl öğretmenlik yaptı ve mutlu bir ailemiz vardı. Çocukluk hatıralarım güzel anılarla dolu. Biz hiçbir zaman dindar bir aile olmadık. Çünkü ülkedeki ideolojik yapı buna izin vermiyordu. Hatta insanlar bazı dini inançlarını gizlice yaşıyordu. Çünkü komünist parti ideolojisi Allah ve din düşüncesine tamamen karşıydı. Bu yüzden insanlar dinle ilgilenmeye korkuyordu. Какая-то идеология о существовании Бога и размышления на эту тему. То есть одна из доктрин была это. То есть вся моя жизнь она связана с Молдовой и со столицей республики, город Кишинев. Я здесь родился, вырос здесь и живу по сегодняшний день. Hayatım Moldova'da geçti. Başkent Kişinev'de doğdum. Burada büyüdüm. Şimdi de burada yaşıyorum. Eğitim hayatımı iki bölüme ayırabilirim. Birinci bölüm Sovyetler dönemindeki eğitim, ikincisi ise bağımsız bir ülkedeki eğitim. Sovyetler döneminde ilkokuldan liseye kadar eğitim tek bir okulda veriliyordu.
Benim gittiğim okulun sadece bir özelliği vardı. O da İngilizce eğitim vermesiydi. Bu özelliğine göre diğer okullardan farklıydı. Ben 7. sınıfa kadar bu okulda eğitim aldım. İngilizcenin temelini de bu okulda aldım. Тот уровень, который оставался, который я получил в начале, затем я поменял, как бы сменил школу. Gerçi İngilizce bilgim asgari seviyede. Ama en azından bana dış ülkelere seyahat ettiğim zaman çok yardımcı oluyor. Okul yıllarında başarı durumum normaldi. Zayıf olan dersim hiç yoktu. Можно было найти общий язык. Ancak okul bittikten sonra bölüm seçimi konusunda ailem araştırma yapıyordu. Ve öyle büyük bir sorumluluğu üzerlerine alıyordu. Her ailede olduğu gibi benim ailemde de ortak bir kanı vardı. O da benim mühendis olmamdı. Her şey bu düzende işledi ve ben mühendislik yüksek okulunu bitirdim. Куда идти после школы? Mesleğim hoşuma gitmeye başlasa da mezun olduktan sonra iş bulma açısından zorluklar yaşadım. Bizim ülkede genç ve tecrübesiz birinin iş bulması biraz zordu. Metalürji mühendisliği bölümü mezunuydum. Bu alanla ilgili iş yerleri Sovyetler zamanından kalan, sadece isim değiştirerek faaliyetini sürdüren küçük işletmelerdi. Onlar da ancak az ve tecrübeli işçi çalıştırıyorlardı. Bu yüzden mezun olduktan sonra oto tamir yerlerinde çalışarak günlük harçlığımı çıkarmaya başladım. Birkaç yıl sonra bir kurumda işe başladım. Daha sonra kariyer alanında yükselmeye başladım. Ancak Sovyetler dağıldıktan sonra ondan kurtulan 15 Cumhuriyet'te üretim alanı çok azdı. Bu alanda yalnızca küçük işletmeler faaliyet yürütüyordu. Büyük işletmeler bu sayla pek ilgilenmiyordu. Ben de bu alanda kendi yöntemlerimi geliştirmeye başladım. İlk dini tecrübeye gelince, bu bende daha ilkokuldayken başlamıştı. Tabii hepimiz klasik olarak Hristiyandık. Küçük yaşlarda, kiliselerde düzenlenen küçük çaplı ayinlere katılıyordum. Ayrıca bir çocuk doğduğu zaman onu haçla kutsadıkları suyla yıkıyorlardı. Bunlar bizim geleneksel inancımızdı. Понимание и знание, да, вся информация это было об исламе, о мусульманах была исключительно только из средств массовой информации. İslam ve Müslümanlarla ilgili tüm bilgi ve anlayış sadece duyduklarımızdı. Üstelik bu ilk bilgiler hiç de olumlu değildi. Çocukluk yıllarımda, yani 1970'li yılların başlarında Afganistan işgalini gerçekleştiren Sovyet ordusundaki askerlerde dini yönden hiçbir birlik yoktu. Savaş çok uzun sürdü. Bu savaş aracılığıyla da insanların düşüncelerine Müslümanlarla ilgili düşmanlık tohumları serpmeye başlandı. Filmler ve medya aracılığıyla vahşi şeyler göstererek Müslümanların acımasız olduklarını gösteriyorlardı. Bunlar dehşet verici şeylerdi. Maalesef Müslümanlara karşı böyle bir izlenim oluşturulmuştu. Onları barbar, cani, katil gibi gösteriyorlardı. Bu gösterilenleri yapanlar insan olamazdı. Onlar başka bir gezegenden gelmiş olmalıydı. Daha sonra 90'lı yıllarda başlayan Çeçen savaşları beyinlere ekilen tohumlara ivme kazandırdı.
Yani Müslümanlarla ilgili bilgiler genelde olumsuzdu. Bu yüzden beyinlerde İslam'a ve Müslümanlığa yönelik ancak ve ancak negatif fikirler vardı. 90'lı yıllarda